Tasavvuf deryalarından inciler elde eden büyük veli. O asıl ismiyle değil de Somuncu Baba lakabıyla meşhur. Asıl ismi Hamid Şeyh Hamidi Veli. Hamidi Aksaray'ı gibi isimlerle de anılır. Mübarek kabinleri Aksaray'da. Başlangıçta hayatı Yeşil Bursa'da geçti. Cihan Bahçesi'ne Kayseri'de gelip ömür nefislerinin incilerini Bursa'nın bereketli topraklarına döken bu gönül sultanı, önce Şam'a, Şam'dan Tebriz'e ve Tebriz'den de Erdebil'e gitti. Can aynasına cila sürmek, mana vadilerinden goncalar elde etmek için Şeyh Safiyettin İshak'ın torunu Hoca Alaaddin Erdebili'ye teslim oldu. Ondan nice hakikat elmasları ve irfan cevherleri elde etti. Zahiri ve batini ilimlerde büyük mesafeler kat etti. Mürid olarak Şeyh Ali Erdebili'ye teslim olan Somuncu Baba, kısa zamanda muradına erdi. Artık arzu incisine kilit vuran düğümler çözülmüş, kendisine sonsuzluk caddesi açılmıştı. Ver elini Yeşil Bursa dedi ve soluğu Bursa'da aldı. Şimdi gönül aydınlatan bir mürşitti. Ne var ki henüz Bursa'nın ondan haberi yoktu. O da kendisinin kim olduğunu bilmiyordu. Küçük fırınında pişirdiği ekmekleri satmakla geçimini temin ediyordu. Sırtında ekmek küfesi sokak sokak gezer ve şöyle nida ederdi. Müminler, somun, bunur yüzlü ihtiyarın ekmekleri halk tarafından kapışılıyordu. Onun ekmeğinde bir başka tat, bir başka lezzet ve bir başka bereket vardı. Halk bu tatlı ekmekleri yapan elleri öpmek istiyordu. Salem has always been malnourished. السبب الرئيسي انه يعني كنت موجوده وهم بيعملوا على اساس انه معتمدين على الدقيق والماء. هذا هو وجبه الفطور وجبه الغداء وجبه العشاء وجبه الاطفال وجبه المتوسطين العمر ووجبه كبار السن. Hunger, Yemen's silent killer. Case after case, we see children dying from starvation. But the case of this 8-year-old boy is shocking. He used to be able to play with his brothers and sisters. His mother tells me, although he's alive, it's as if he's no longer here. I think this is perhaps the biggest. Somuncu Baba'ya karşı bir sevgi halesi meydana geldi. Ne ki o şöhretten kaçan ve garipliği seçen biriydi. Fakirler ve garipler onun hamur teknesinin ortaklarıydı. O kimsesizleri sever, küçük çocuklara dilediklerince ekmek verirdi. Hatta Ulu Cami inşaatında çalışan bütün işçilerin ekmek ihtiyacı Somuncu Baba'nın küçücük fırını tarafından temin ediliyordu. O kadar işçiye bu kadarcık bir fırının ekmeği nasıl yetiyordu? Bereket ve keramet tüten bu ekmekler gönül parlatan şimşeklere benziyordu. Nihayet Ulu Cami'nin inşası bitmiş, 1399 yılının sıcak yaz aylarından birinde ibadete hazır vaziyete gelmişti. Günlerden cumaydı. Yıldırım Beyazıt Han, Cami Şerif'in açılış hutbesini Emir Sultan'ın okumasını arzu etti ve dedi. Ey Safa'nın engini! Gönlümüz senin hutbe irad etmeni ister. Emir Sultan Hazretleri hiçbir karşılık vermedi. Başta padişah olmak üzere herkes camiye doldu. 20 kubbeli o muazzam mabet insan deniziyle dalgalandı. Somuncu Baba da cemaat arasında. Herkes ama herkes hutbenin okunmasını heyecan içinde bekliyordu. Kim bilir o gönül sultanı yüreklere hangi gaybi incilerin tanelerini atacaktı? Hangi irfan bahçelerinden rıdvan çiçekleri sunacaktı? Sessiz bekleyiş sürerken, evet,
Tam o an Emir Sultan Hazretleri ayağa kalktı. Işık dolu gözlerini insan mahşerine dikip derin bir nazar attı ve dedi: Gavs-ı Azam aramızda bulunmaktadır. O varken imamet ve vaizliğin bize teklifi münasip değildir. Herkesi yeni bir heyecan yumak yumak sarıvermişti. O gönlü duru sultan, parmağıyla cemaat içinde oturan nur yüzlü bir ihtiyarı işaret ederek, ''İşte'' dedi, ''şanına layık isim alan caminin hutbesini okuyacak zat. O varken bize iş düşmez.'' Bütün gözler Somuncu Baba'nın üzerine dikiliverdi. Osmanlı Sultanı da hayret nazarlarını ona çevirmişti. Kalk dedi. Ey kutlu, ey kokusu hoş pir. Hutbeyi oku ve namazı kıldır. Padişahın ricası üzerine Somuncu Baba yerinden kalktı. Minbere doğru usul usul yürüdü. Emir Sultan'ın önünden geçerken kulağına eğilip fısıldadı. Ne ettin? Beni nihayet ele verdin emirim. Emir Sultan'ın dudaklarında çiçek çiçek bir tebessüm belirdi. Sen bu işe herkesten layıksın. Somuncu Baba bir besmele çekip minberin merdivenlerine tırmandı. Gün kadar aydın yüzünü cemaate tutup tek tek ve tane tane konuşmaya başladı. Fatiha'yı 7 türlü mana ile tefsir eden Somuncu Baba'nın hutbesi gönül topraklarına gaybi inciler halinde döküldü ve herkesi gözyaşlarının selinde bıraktı. 20 kubbeli muhteşem mabet hıçkırık sesleriyle damar damar titriyordu. O kadar ki 70 kişi cezbeye gelip kendilerinden geçmişlerdi. Molla Fenari bile heyecanını gizleyememiş ve şöyle demişti: Somuncu Baba burada bize büyüklüğünü göstermiştir. Fatiha'nın ilk tefsirinde cemaatten herkes anladı. İkinci tefsirinde bazıları anladı. Üçüncüye gelince anlayanlar pek az. Dördüncü ve ondan sonra gelen tefsirler bizim idrakimiz dışındadır. Yüce Allah'ın kendisine bahşettiği keramet nuruyla Molla Fenari'nin Fatiha tefsirinde müşkülata düştüğünü gören Somuncu Baba, hutbede sözü Fatiha suresine getirmiş ve bir yere çakılıp kalan akıllara hikmet kırbacını indirerek bütün düğümleri çözmüştür. Somuncu Baba bu kadarla da kalmamış, o gün Ulu Cami'nin her kapısında görünmüş ve kapıyı tutan cemaat tarafından mübarek elleri öpülmüştür. Ne var ki artık o Bursa'da mekan tutacak değildir. Başını esefle sallayarak şöyle demektedir: Sırrım aşikar oldu, dile düştüm. Evet, Cenab-ı Hakk'ın o has kulları tanınmaktan, keramet izhar etmekten hep kaçınmışlardır. Somuncu Baba da derhal dua çınarı denilen ağacın altına can atmış, orada gönül gönül titreyerek Rabbi Kerim'ine ilticada bulunmuş ve bir daha o ay yüzlü piri Bursa'da gören olmamıştır. Aşkı ilahinin kokusu bir kimsenin canına sindi mi, artık onun için cihan toprağının her noktası bir Kâbe'dir. Ey insan! Sen mumun başına kibrit çalıp yakıyorsun. Fakat fitilin çektiği dertten haberin yok. Allah'ın veli kullarını bilmek için de mum gibi yanmak lazım. Aşk ateşinde yanan bir başka yerde yanmaz. Hep Allah ile olan gam çekmez, derde yanmaz. O günlerde Konya'da bir alim vardı. Bir gece yaman bir rüya gördü. Kapları kalaylatmak için 3 kalaycıya gitti. Kalaycılardan her biri, Sen Bursa'da bulunan Somuncu Baba'ya git. Senin işini ancak o görür.
Konyalı alim uykudan uyanır uyanmaz düşüncelere daldı. Bunda bir hikmet vardır diyerek Bursa'nın yolunu tuttu ve Somuncu Baba'yı bir mecliste buldu. Bunda bir hikmet vardır diyerek Bursa'nın yolunu tuttu ve Somuncu Baba'yı bir mecliste buldu. Somuncu Baba Kur'an okumaktaydı. Alim içinden, "Somuncu Baba dedikleri bu adam mı? Daha Kur'an okumasını bile beceremiyor." Somuncu Baba Kur'an okumayı bitirdi. Kara kara gözlerini Konya'dan gelen ve kendisi hakkında şüpheye düşen alime dikti ve dedi ki, "Merhaba, hoş geldin Konyalı oğlum. Biz Kur'an-ı Kerim'i Araplar gibi okumasını bilmeyiz. Ama kalpleri kalaylamasını çok iyi biliriz." Adam köküne balta inmiş ağaçlar gibi titreyerek Somuncu Baba'nın eteklerine tutundu ve ondan nice inciler elde ederek muradına erdi. Yine bir başka gündü. Dervişlerden biri iki tarladan bir tanesini şeyhi için, öbürünü de kendisi için ekmişti. İşe bakınız ki şeyh namına ekilen tarlada bir başak bile meydana gelmemişti. Somuncu Baba tarlaların bulunduğu mevkiye gitti ve müridinden sordu. "Ey çocuğum, tarlaların hangisi benim?" Mürit utancından ne yapacağını bilemedi ve kendi verimli tarlasını işaret ederek, "İşte," dedi, "ey pirim, bu sizin için ekilen tarla." Şeyh Hazretleri fevkalade müteessir oldu ve iplik iplik gözyaşları akıtmaya başladı. Mürit hayret ve dehşetle sordu. "Ey benim için cennet mumu olan pir, niçin böyle üzüldünüz?" Somuncu Baba yaşlı gözlerini yükseklere kaldırıp dedi ki, "Biz daha dünyadan hiçbir mahsul alamadık. Acaba bu başaklar, bu mahsul hangi günahımızdan oluşmuştur?" Bu defa mürit cezbeye gelip değirmen taşları gibi dönmeye, başını topraklar saçmaya başladı ve dedi, "Ey ulu pir, gerçek benim dediğim gibi değil. Sizden özür dilerim. Bir cahillik ettim." Elbet Somuncu Baba'nın kerametleri bu kadarcık da kalmaz. Zaten onların vazifesi de keramet göstermek değil, Allah'ın rızasına ermek. Allah'ın kullarını selamet cüdisine ulaştırmaktır. Hüsran çölünde çadır kuran, nefsin aman vermez pençesinde çırpınan nice insanlar vardır ki veliler eliyle din diyarına can atmışlardır. İhtiyar dünyada ebedi kalış hiç kimseye nasip olmamıştır. Allah dostu, o yüce sultanlar bile ölüm okuna hedef olmuşlardır. Aslında ölüm yar ile vuslata açılan bir kapıdır. Alemde her kim varsa hakka, murada ermiş, can derdi, mülk derdi yok, bir Allah'ı severmiş. Somuncu Baba bu cihan bahçesinde 93 sene ömür sürmüş ve arkasında nice büyük şahsiyetler bırakarak öteler alemine göçmüştür. Müritleri de kendisi gibi bu yolun büyüklerindendir. Hacı Bayram Veli onun elinde şekillenmiş, onun irfan bahçesinden çiçekler toplamıştır. Ve daha niceleri niceleri. Somuncu Baba 93 senelik ömründe hep hak aşkına yanmış, ömür nefeslerinin incilerini tasavvuf deryalarına dökmüştür. Alevler gibi çırpınan gönlüyle şöyle demiştir. "Senden dolu iki cihan, oldum zuhurundan nihan. Ger bulmayan seni ayan, ya Rab, nola halüm benim. Dilde kanaat olmaya, züht ile taat olmaya, senden hidayet olmaya, ya Rab, nola halim benim." Hamidi'nin gözü yaşı, doldur dağ ile taşı,
bilmem nidem garip başı. Yarın nola halim benim. O sultan veliler böyle zarı zan ağlarken ya bizim halimiz nice olur? Ey insan, sen bu dünyaya yel ölçmeye gelmedin. Neyler gibi gönlünün hevasına uyarsan, nedametle başına topraklar saçarsın.